İstanbul Edebiyat Festivali 11. kez edebiyat severlere kapılarını açtı. 3 gün boyunca çok sayıda yazar ve şairi buluşturacak festival, edebiyat ve gençlik temasına sahip. Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi tarafından hayata geçirilen festival, Mahmut Bıyıklı'nın yönettiği açılış oturumuyla başladı. İstanbul Edebiyat Festivali'nin sadece söyleşiler, paneller olarak değil, içinde genç şairler, şiir şöleni, müzik dinletileri ki Göksel Baktagir, bütün edebiyat festivallerimizde müzik dinletilerini kendinden istifade ediyoruz. Yine tiyatro gösterimleri, belgesel gösterimleri, film gösterimleri, serbest kürsüler, hediyeler, kitap çekilişleri gibi birçok alan var. Festival bu yıl ilk kez farklı mekanlarda gerçekleşecek. Genelde İstanbul'un kalbi Sultanahmet'te biz festivali merkez olarak değerlendiriyorduk. Bu sene Üsküdar'da, Fatih'te, Beyoğlu'nda ve birçok kültür merkezinde, okulda, üniversitede Edebiyat Festivali'nin oturumlarını gerçekleştiriyoruz. İstanbul Edebiyat Festivali'nde bu yıl ilk kez gençlere roman, hikaye, deneme ve şiir dalında ilk kitaplar, ilk heyecanlar adı altında ödül verilecek. Edebiyat dünyasında genelde yeni yazarlar, yeni şairler, genç yazarlar yetişmiyor gibi bir algı var. Belli ustalar etrafında, belli isimler etrafında edebiyat dünyası dönüyor. Oysa ki dergileri takip ettiğimizde, yeni çıkan kitaplara baktığımızda çok kaliteli, çok derinlikli romanlar, şiirler, hikayeler, denemeler yazılıyor. Gençlerin bu ürünlerine, eserlerine Türkiye Yazarlar Birliği olarak bir anlamda dikkatle çekmek istiyoruz Edebiyat Festivali vesilesiyle. Edebiyat Festivali'nde gençler her zaman için özne ama edebiyat ve gençlik temasında da gençlerle ustaların buluşması da planlandı. 30'a yakın oturumda 100'e yakın sanatçı, şair, akademisyen bu tema etrafında gençlere bir yol haritası sunulması, onların eserlerinin değerlendirilmesi, kendi tecrübelerinin gençlere aktarılması gibi sunumlar yapacaklar. Festivaldeki başlıklardan biri de genç şaire nasihatlerdi. Doktor Enes Kala'nın oturum yöneticisi olduğu konu, şair Ali Emre ve Osman Özbahçe tarafından ele alındı. Gençken taklit etmek kötü bir şey değildir. Hatta taklit etmelidir. Ve hatta taklide de açık olmalıdır. Şiir, hikaye, roman hepsi için geçerli bu. Siz çünkü etkiye açık değilseniz etkileyemezsiniz. O etkilerle siz kendi üslubunuzu, gerçek kişiliğinizi, yazınsal anlamda gerçek kişiliğinizi bulursunuz. İstanbul Edebiyat Festivali, başta Kızlar Ağası Medresesi olmak üzere çeşitli mekanlarda etkinliklerine devam ediyor. Program 28 Aralık akşamı ödül töreni ve gençlik konseriyle son bulacak.